pas. Sayın Divan, saygıdeğer delegeler, Halkların Demokratik Partisi'nin çok kıymetli üyeleri, yöneticileri, milletvekili ve belediye başkanı arkadaşlarım. Değerli dostlar, yurt içinden ve yurt dışından, Kürdistan'ın dört bir parçasından kongremizi onurlandıran siz değerli konuklar. Elçiliklerin saygın temsilcileri, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, sendika ve meslek odalarının saygıdeğer temsilcileri, değerli anneler, kadın arkadaşlar, genç yoldaşlar ve basının çok değerli emekçileri, temsilcileri. Kongremize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı her birinizi ayrı ayrı sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz, onur verdiniz diyorum. Değerli kardeşlerim, uzun yıllardır neredeyse her toplantımızı tarihsel bir misyonla, tarihsel bir sorumlulukla gerçekleştirdik. İşte bir kez daha benzer bir tarihi süreç içerisinde yine aynı sorumluluk ve ciddiyet çerçevesinde bir kongremiz daha başarıyla pratikleşiyor, gerçekleşiyor. Ülkemizin etrafının kan ve barut kokusu içerisinde inim inim inlediği bir dönemde, bütün Orta Doğu coğrafyasının alt üst oluşlarla çalkalandığı, içeride de otoriter karakteriyle vatandaşlarımıza korku salan bir hükümetin iş başında olduğu süreçte, yine sudan çıkmış balık misali çırpınan bir muhalefetin hazin durumunun yarattığı umutsuzluk ortamında gerçek umudun adresi olarak bu kongreyi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Saygıdeğer dostlar, değerli konuklar, acılarla dolu bir geçmişe, kahramanlıklar ama aynı zamanda trajedilerle dolu bir tarihe sahip coğrafyamızda kronikleşmiş ve çözüm bekleyen sorunlar yığını içerisinde Halkların Demokratik Partisi artık değişimin, özgür geleceğin, barışın, hakkın ve adaletin gerçek temsilini var edecek tek umut haline gelmiştir. Öyle ki Pir Sultan'ın da Şeyh Bedrettin'in de yoldaşlarının gözü artık bizdedir. Ahmed Hani'nin Şems-i Tebrizi'nin arkadaşları bizim yanımızdadır. Şeyh Said'in, Seyit Rıza'nın torunları el ele tutuşup bu partide ön saflarda yerlerini aldılar bile. Deniz'in, Mahir'in, Ulaş'ın, İbo'nun, Mazlum'un can yoldaşlarıyla birlikte yürüyoruz. Nazım Hikmet'in, Hrant Dink'in, Orhan Doğan'ın kardeşleriyle can olduk, candaş olduk. Uğur'un, Ceylan'ın, Berkin'in abileriyle, ablalarıyla tek yüreğiz artık. Ali İsmail'in de, Medeni Yıldırım'ın da emanetleri bizdedir, yüreğimizdedir artık. Bizler Hak Muhammed Ali diyenin de, dünyanın bütün emekçileri birleşin diyenin de, La ilahe illallah deyip dualarını bizden esirgemeyenlerin de, Edi Bese Ezci Livirim diyenlerin de, hepsinin gönlü bizdedir artık. Yanı başımızda mezheplerin ve inançlarından dolayı İnsanların birbirini kestiği, boğazladığı bir coğrafyada bütün farklılıklarımızla birlikte bir arada durmak, gerçek kardeşliğin ve eşit yurttaşlığın sesi, soluğu olmak bizim için de çok kıymetlidir, çok onurludur. Ancak bu büyük onurun büyük sorumlulukları da vardır. Madem ki fabrikada, madende terleyen, canını veren işçinin sesi olacağız, madem ki tarlada kavrulan ırgatın nefesi olacağız, o halde en az onlar kadar çalışacağız, onlar kadar yorulacağız, gerektiğinde onlar gibi canımızı ortaya koyacağız. Bizler zihni örtülüyle değil ama başı örtülüyle el ele olacağız.
Gözü açıkla değil ama gönlü açıkla omuz omuza yürüyeceğiz. Çalanla çırpanla değil, paraları sıfırlayanla değil, helal kazanıp helal yiyenle yoldaş olacağız. Değerli arkadaşlarım, belki birçoğunuzun bildiği bir kıssayı bu arada konuşmamın arasında sadece hatırlatma babında ifade etmek istiyorum. Zamanında yükün hamallar tarafından taşındığı dönemde bir hamal kardeşimiz ağır bir yükün altında iki büklüm ilerlerken süslü püslü bir kadın gelir hamala, hamal hamal saatin kaçtır der. Hamal da o yükün altında perişan bir durumda zor bela kadına bakar ve saat 35'tir. Kadın şaşırır. Hamal hamal hiç saat 35 olur mu der. Hamal kadına şöyle bir bakar. Kadın kadın hiç hamalın saati olur mu der. Şimdi işte biz haldan ve hamaldan anlamayanlardan, 700 bin dolarlık saat takanlardan olmayacağız. Saati olmayan hamalın yükünü omuzlayacağız. Bugünkü genel kurulumuz bugüne kadar Türkiye'de yapılan bütün parti kongrelerinden farklı bir ruhla, böylesine farklı bir anlayışla gerçekleşiyor işte. Halkların Demokratik Partisi ve Halkların Demokratik Kongresi çatısı altında bugüne kadar büyük emeklerle çaba sarf eden bütün arkadaşlarımıza bu görkemli projeyi bu aşamaya getirdikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçek birlik ve özgür gelecek projesi olan Halkların Demokratik Partisi çalışmalarına daha ilk aşamadan bu yana destek olan Sayın Öcalan'a buradan teşekkürlerimi, selamlarımı sunmak istiyorum. Irkçılığın ve faşizmin tuzağına düşmeden, mezhepçiliğin ve dinciliğin dayattığı hatalara prim vermeden, ortak vatanı özgürlükler cenneti yapmak için daha fazla dayanışma ve birbirimize daha fazla sahip çıkma zamanıdır. 100 yıl önce bölgemizde sınırları yeniden çizen egemenlerin şimdi bir kez daha kaderimize el atmalarına fırsat tanımak istemiyorsak birlik olmak dışında çıkış yoktur, kurtuluş yoktur. Tekçi kimlikler üzerine inşa edilen ulus devletlerden bize hayır yoktur. Ezilene fayda yoktur. Bunun en yakın ve en sıcak, pozitif, doğru örneği Rojava başarısıdır. Bütün kimliklerin ve inançların, bütün mezheplerin eşit olduğu, eşit muamele gördüğü ve eşitçe yönetime katılarak egemenliği paylaştığı modeller Orta Doğu ve Türkiye için en gerçekçi modellerdir. Bizler bu anlayışla komşu halk ve devletlerle ilişki geliştirirken her halkın ve kültürün yaşam hakkını savunacağız. Dostluk ve eşitlik temelinde kardeşlik ilişkisi geliştireceğiz. Rojava ve Kürdistan Federe Bölgesi başta olmak üzere Türkiye-Kürdistan ilişkilerinin gelişmesini ve bu ilişkinin bölge barışına katkı sunmasını destekleyeceğiz. İşçinin emeğinin acımasızca sömürülmediği, köylünün üretimden kopmadan insan gibi yaşadığı, engelli yurttaşlarımızın yok sayılmadığı, Müslümanın Müslüman gibi, Yahudinin Yahudi gibi özgürce nefes aldığı, kadınların, gençlerin kendi kimlikleriyle yaşamın her alanında var olduğu, çevrenin, doğanın korunduğu bir gelecek istiyorsak, işte bunun yolu birlikte yaşam, birlikte yönetim modellerinin inşasından geçer. Çok dilli, çok inançlı bir ülkede tek dil, tek millet dayatması ile faşizmi demokrasi adı altında yutturmaya çalışanlar yolun sonuna geldiklerini
bilmeliler artık. Tek tek diyerek tekleyen zihniyete karşı demokratik birliği savunacak, ortak vatanda demokratik ulusu hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşı, her Türk, her Kürt, her Ermeni, her Arap, her Çerkez, her Süryani, her Hristiyan, her Alevi bu devletin gerçek sahibi oluncaya kadar, bu toplumun onurlu bir ferdi olarak özgür oluncaya kadar ilkelerimizden taviz vermeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle bir hazinenin üzerinde yaşamalarına rağmen yoksulluğu, açlığı, kader gibi nesilden nesile yaşayanların kaderini hep birlikte değiştireceğiz. Bütün bunları yapacak güç bizzat kendi halklarımızın elindedir. Sırtımızı Batı'nın pozitif değerlerine çevirmeden kendi öz değerlerimizle bütün Orta Doğu'ya kalıcı barışı getirecek örnek bir model olarak Halkların Demokratik Partisi'nin halk iktidarını gerçekleştireceğiz. İşte bu anlayış çerçevesinde değerli kardeşlerim, bizler de HDP olarak hakiki bir cumhurbaşkanı adayıyla ortaya çıkacağız. Devletin iki adayına karşı halkın tek adayıyla Cumhuriyet tarihinde ilk defa Çankaya'ya halk çıkacak sloganıyla yürüyeceğiz. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer delegeler, değerli konuklar. Önümüzde bizleri bekleyen zorlu dönemler olacak. Her şeyden önce Halkların Demokratik Partisi'ni Türkiye'nin 81 ilinde yeniden örgütleyerek tabana yayılmış en geniş kitle partisini ilk genel seçimlere hazır hale getirmek zorundayız. Artık AKP iktidarına karşı gerçek bir alternatifi halklarımızın hizmetine sunma zamanı gelmiştir. Halkımızın çaresizlikten ve sonradan bin pişman olarak AKP ve CHP'ye vermek zorunda kaldığı desteği gerçek adresinde, yani HDP'de birleştirmek için önümüzde hiçbir engel, hiçbir mazeret olamaz. Bu dönemde yönetim kademelerinde görev alacak bütün arkadaşlarımızın İşte bu tarihi misyona denk bir ciddiyetle bu çalışmalara katılacağına yürekten inanıyoruz. Göreve gelecek arkadaşlarımıza şimdiden üstün başarılar diliyoruz. Görev talep edip de yönetim kademelerinde yer bulamayan arkadaşlarımıza da ilgilerinden ve duyarlılıklarından dolayı huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. HDP'nin herhangi bir kademesinde, partimizin herhangi bir kademesinde bu tarihi yürüyüşe dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımızı göreve davet ediyoruz. Bir kez daha katkı ve katılımınızdan dolayı bütün arkadaşlarımıza, siz değerli halkımıza, değerli delegelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Yurt dışından ve Kürdistan'ın dört bir parçasından gelerek bizleri onurlandıran değerli misafirlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Partimizin kurucu eş başkanlığını yapan eş genel başkanlarımız Sayın Fatma Gök ve Sayın Yavuz Önen ile hali hazırda eş başkanlık görevini yürüten değerli arkadaşlarımız Sayın Sebahat Tüncel ve Sayın Ertuğrul Kürkçü'ye, bütün yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kongrenin hazırlığı boyunca emeğini katık yapan bütün komisyon çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ve son olarak dün itibariyle eş genel başkanlığından ayrıldığım, beni ben yapan, bizi biz yapan Barış ve Demokrasi Partisi'nin şehitleri başta olmak üzere bütün üyelerine, çalışanlarına binlerce kez vefa duygularımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kongremizin bütün halklarımız adına hayırlı olmasını yürekten diliyor,
her birinizi bir kez daha canı gönülden selamlıyor, iradeniz önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkürler.